Bizler ülke ocakları olarak bu savaşın ilk günlerinden itibaren Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında hassasiyetlerimizi defalarca dile getirmişizdir. Kısa sürede tüm dünyada duyulan, özellikle Hatay'da etkili olan Türkmen Dağı'nda yaşanan olaylara ilişkin Hatay Ülke Ocakları, Hatay ve Antakya Gazeteciler Cemiyetlerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Etnik köken bakımından Araplardan sonra en kalabalık nüfusa sahip olan Türkmenlerin anayasal hiçbir hak ve güvencesi olmadığını söyleyen Hatay Ülke Ocakları İl Başkanı Naci Akkaya konuşmasına şöyle devam etti. Dilleri, kültürleri ve hatta kendileri yok farz edilmelerine rağmen Türkmenler hiçbir zaman Suriye içerisinde karışıklık çıkartmamış, Suriye vatandaşlığı hukuku içerisinde devletlerine hizmet etmişlerdir. Akkaya, Büyük Ortadoğu Projesi'nin nihai hedeflerinden birisi olan dört parçalı Kürdistan hayalinin ikinci ayağının Suriye sınırları içerisinde fiilen hayata geçirildiğini söyledi. Bugüne kadar toprak bütünlüğünü savunduğumuz Suriye'de durum bu noktaya gelince ve saldırı Türkmenlere yoğunlaşınca hiç kimse bizden kenarda durmamızı beklememelidir. Zira tarihi ve kültürel özellikler bir yana, bombalar altında ölüme mahkum edilmek istenenler bizlerin özbeöz akrabalarıdır. Akkaya, savaşan her grubun Hatay'da akrabaları ve tarihsel yakınlıklarının mevcut olduğunu söyledi. Atatürk'e diktatör diyen, Hatay'da bulunan Türk askerini işgalci olarak tanımlayan bu karaktersizler, bölücü örgüt PKK ile Hatay Alevilerini yakınlaştırma ve sonrasında işbirliğine zorlama senaryoları hazırlamaktadır. Oynanmak istenen oyunun çok net farkındayız. Farkında olduğumuz diğer bir durum ise Atatürkçü, vatansever Alevi vatandaşlarımızın da bu oyunu gördüğü ve bu senaristlere prim vermediğidir.